B. Vazgeçt, uruçtan sonraki nüzul, geri dönme, nef ve ispat, la ilahe illallah, zikrinden sonra, malum yolu üzere, kalp diliyle, Allah'ım, benim maksudum sensin ve senin rızandır, demektir. Batından murat, alemi emrin beş latifesidir ki insanın eczasındandır, parçalarındandır, bir kısmıdır, cüzüdür. Batın zahirden perdelenmiştir, gizlidir ve anlaşılmasından haya eder. Her ne kadar zahirden ona imda dulaşır ise de, lakin haya, naz ve ihtiyaç duymamak Maşuka lazımdır. Batının talep ateşiyle alevlenmesi ve mahlukat ile alakalarının kesilmesi ve ilahi hakikatler ile dolması ve temizlenmesi zikrin devamı ile ve insanlar ile az görüşmek ve mala yani olan sözlerin azlığı ile ve büyükleri olan sevginin derinleşmesine bağlıdır batının nurlanmasında kelime-i tayyib la ilahe illallah'tan daha faydalı bir şey yoktur. Bu kelimenin birinci kısmı ile istidatlı bir salik Allahü Teala'dan başka her şeyi bırakıp ikinci kısmı ile ibadete müstehak olan bir ilahı ispat eder ki sülukun hülasasıdır. Ba keriman kareha düşvar nist. Kerimler ile yapılan işler güç değildir. Bayezid Bistami'nin namazda Allahü Teala'nın korkusu ve İslamiyeti taziminden dolayı göğüs kemiklerinin hırıltısı işitilirdi. Bayezid Bistami dua ederken amin diyen bir fasık vefatından sonra necat buldu, kurtuldu. Bidat ehline Rasulullah lanet edip Allahü Teala'nın meleklerin ve bütün insanların lanetleri bunların üzerine olsun buyurdu. Bidati ortaya çıkaran ve bunu yapan kimseye şeytan çok ibadet yaptırır, onu çok ağlatır. Hadisi şerif bid'at bulunan mahallerde hikmete riayet olunup vakt ve hale göre fetavayı kalb ile amel edilmelidir. Bid'at sahibine buz için ondan yüz çeviren kimsenin kalbini Allahü Teala emn ve eman ile memlu eder. Emin eder, korkudan korur. Bid'at sahibine güler yüz göstererek karşılasa, İslamiyetin hükmünü hafife almış olur. Bid'at sahibini tahvif eden, hor gören kimsenin kalbini Hak Teala emn ve eman ile doldurur ve bir kimse bid'at sahibini teşhir eylese Allahü Teala onu büyük korkudan, kıyamet gününün korkusundan emin eder. Bir kimse bid'at sahibine ihanet eylese Allahü Teala Cennette derecesini yüksek eyler. Bir kimse bidat sahibine karşılaştığında güler yüz üzere mülayenet ve mülayemet eylese, yumuşaklık gösterse İslamiyeti hafife almış olur. Bidat yayılmış, sünnet terk edilmiş olan bu zulmetli zamanda ilimlerin tahsili ve neşri en ehemmiyetli iştir ve sünnet-i Muhammediyye'nin ihyası maksatların en büyüğüdür. Ala sahibi salatu ve selamu ve Halleri ve vecitleri hiç düşünmeyeler. Bu dar dar ameldir. Bu dünya amel yeridir. Taatleri yapmakta merd olalar. Yalnızlığı ve bir yere çekilmeyi ganimet bileler. Bedenin ihtiyacı olan şeyleri yiyecek, içecek vesaire Allahü Teala'ya havale edeler. Berahime Hindin, Hint berehmenlerinin ve felasifeyi Yunan'ın, Yunan, Yunan felsefalarının yaptıkları riyazet ve mücahedeleri peygamberlerin dinlerine uygun olmadığından ahirette kurtulamazlar. Bir kimseye rücu eylemeye, tabi olmaya, illet, sebep ve bir mevcuda itimad eylemeye sebep ya mürebbi, terbiye edici veya saltanat sahibi veya Yahut mabudiyet ve uluhiyettir ki bunların cümlesi Cenab-ı Mukaddese ve biçuni hakikiye akıl ermiyene müsellemdir, teslimdir. Kul evuzu tefsiri. Berzah-ı Kübra'da ahiret gününde dağılmış parçaları ve çürümüş kemikleri toplayıp beden zıl muamelesinden kurtulur. O vakitte, yakınlık devleti nimeti aslen beden unsuru için olup batın eski nisbetindeyken zahire bir yakınlık bahşederler ki batın zahire tabi olmaya talip olur. Birinin makbulü cümlenin makbulüdür. Birinin merdudu, cümlenin merdûdüdür. Bast ve kabz, erbab-ı hasul hasıl olur ki, onlar başlangıç ehlidir. Kalp, makamı telvinde olduğu müddetçe, kabz ve bastın gelmesine sebep olur. Temkine bağlı oldukta, kabz ve bastan kurtulur. Müntehi, yolun nihayetine eren için, bu kabz ve bast yoktur. Onda yek rengi ve temkin, sükûnet ve temkin mevcud iken bazı noksanlıklar sebebiyle bir tatsızlık ortaya çıkar. Bast ve kabz saliklere zuhur eden iki haldir. Kabzda terakki edemeyip yükselemeyip taate rağbet ederler. Beşerin havası, İnsanların seçilmişleri meleğin havasından, seçilmişlerinden eftaldir. Beşenin yaratılmasından Murat, Allahü Teala'yı tanımak olup, bu da Allahü Teala'da fani olmaya bağlıdır. Bedenlerin uzaklığı kalplerin uzaklığına sebep değildir. Bazı ayet-i kerimelerin tevilleri. Beka'nın hasıl olmasında yorulma ki tam fena'dan sonra uğraşmaksızın fadl ve ihsan ederek beka ile müşerref kılarlar. Beka ilahi isimlerin ve cilvelerin salikte görünmesidir. Beka ve fena daimidir. Aynı fena'da baki, aynı beka'da fani'dir bekayı zati ile müşerref olan bir arif-i kamil cemalini merayâ-ı âlemde âlem aynalarında müşahede eder. Âlem onun zuhur yeri ve tafsilidir. Zatı efradı âlemde sâri olup âlemde bulunan her şeyde sirayet edip külli eczasını bütün cüzlerini ihata eylediği gibi bütün aleme de muhit olur. Beka vilâdet-i saniyedir ki vücudi mevhumdan beka ikinci bir doğuştur ki mevcudi mevhumdan kurtulup münhali olup vücudi mevhuple ihsan olunmuş bir vücud ile mevcud olmaktır. Bela sevenin matluptan başkasına iltifat etmesine mani olup mahbuba götüren, ulaştıran kemendi mahbubtur. Beldeler, menziller ve köylerin acayibi ve garayibi vardır. Hanenin sahibinin haneye özel yakınlığı vardır ve komşuluk hakkı vardır ve onun berekatından nasiplenmek gerektir. Belalar ondan ve defi dahi ondandır ve her birinin muayyen vakti vardır ki, takdim ve tehiri mümkün değildir. Her ecel için yazılmış bir kitap, vakt vardır. Izdırap faydasızdır. Bende-i makbul, makbul kul, o kimsedir ki, devamı zikr ile vasıflanmış ola. Devamlı zikr ile vasıflanmıştır. Bir an gaflet ve hevâ-i beraber olmaya. Borçtan kurtulmak için, çok vakt ekseri Allahümme ekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake Ya Rabbi halal ile iktifa edip haramdan sakınan ve beni fadlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstagniye ile. Bevasır halkası takmak hoş değildir. Bu suhte i firakın ayrılık ateşiyle yanan bu kimsenin ve çok arzuluyanın kalbi iştiyak içinde olanın hali budur ki bugünün karını işini ferdaya yarına tehirde özrün nedir ki her günün bir ferdası vardır. Beytullah'ın haccı bütün şartları mevcud olduğu takdirde eda oluna ve beytten beytin sahibine yaklaşmaya sahi eylemek gerektir. Ve hacc-ı mebrurun, kabul olunan haccın sevabı ancak cennettir buyurmuşlardır. Biçun mertebesine taalluk eden nisbet dahi biçun ve ibaret ve işaretten uzaktır. Bazen o nisbeti biçuniyi alemi misaldeki suretiyle ortaya çıkarırlar gösterirler ki anlamaya ve anlatmaya yakın ola